Last Dance konuşacağız ama çok e, hani öyle basketbol, basketbol değil de biraz senin bakış açından hani hem basketbolla ilgin hem de sanat tarafından. Seni nasıl etkiledi bu Last Dance? Niye sevdin? Biz bayağı konuştuk da çünkü hani bu yayının dışında. Ben da fena böyle... gaza geldim. Yani gaza geldim denmez ne yani coştum. Çok etkilendim. Ee, ne bileyim böyle hani yeniden bazı şeyler oluyor ya bazı muhabbetler ya da bazı izlediğin şeyler yeniden böyle bir geçmişe götürür seni. Kend, hani aynı değildi ama kendin de zorluklar yaşamışsındır. Onlar <laughs> geldi falan aklına. Öyle öyle bir yapım oldu benim için ya. Ha sen oradan mı etkiledi daha çok hani o adam nerelerden gelmiş kaç şampiyonluk almış. Yani başarıya ulaşma yolu mu seni etkiledi? Başarıya ulaşma metotları. Yani özellikle kendini sürekli hızlandırması, kendine bir işte Doğru mu oluyor bilmiyorum ama bir değirmen yaratması işte Don Quixote'daki gibi. Hani Hı -hı. her zaman karşısında bir düşman yaratıyor ve Hani bazen gerçekten var o düşman bazen gerçekten de yok ya hani böyle şey yapıyor olmayan olayları olmuş gibi evet. söylüyor insanlara kendini gaza motive etmek için falan enteresan bir insanmış ben bu kadar böyle bir tip olduğunu düşünmüyordum ben daha e, ne diyeyim daha düzgün zannediyordum. <laughs> ahlaksız oyunluk oyunları var çünkü i̇şte başarı için düzgünlük tartışmalı gibi biraz orada ya ben de şuna inanıyorum hani sen de konuyu biraz oraya getireceğim hani. Şimdi bir şey yapmak için ki ben hani koç tarafında da oldum basketbolun. Hani bir oyuncuyu motive etmek, sahada onun ondan istediklerini almak ya da oyuncunun bütün potansiyelini sahaya koymasını sağlamak dünyanın en zor işlerinden biri. Ki bunu sadece basketbol için düşünmemek lazım. Zaten yönetici olarak bir iş de olabilir, bir sanat atölyesi de olabilir. Bambaşka bir şey de olabilir yani. Bir otobüs şirketi bile olabilir. Yani oradaki dikkati, konsantrasyonu sağlamak, bir başkasınız bunu söyleyerek terkinle yaptırmak dünyanın en zor şeyi bence. Ben orada şeyi hissettim işte. Yani evet çocukken biliyordum Jordan'ın biraz tuhaf bir adam olduğunu, hırslı olduğunu ama kendi içinde böyle bir motivasyon yaratma aracı oluşturmak çok zor değil mi? Ya yani mesela sen de iş yapıyorsun. Mesela diyorsun ki sıkıldım abi, baydım yapamadım ya da işte içimden gelmiyor. Belki üç günde biteceğin işi üç ayda bitiriyorsun. Ya da işte kendi işin olduğu için diyorsun ki ya ben 3 sene sonra da bitirsem bakarız hayırlısı falan diyorsun. Böyle o şeyi bulmak çok zor bir şey gibi geliyor bana motivasyonu bulmak. Bence karşına hep bir motivasyon koymak zorundasın. Yani ben kendime bakıyorum. Bizim Sedat Givgin mesela benim için motivasyon aracı olmuştu zamanında. Hmm. Tanışmıyorduk o zaman. Ya tanışıyorduk ki çok samimi değildik. Sedat bayağı çocuk kitapları yapmaya başlamıştı. Piyasada her dergiye iş yapıyordu. Ve ben hiçbir şey yapmıyordum. <laughs> Yani. Niye yapmıyordun? Benim de şeyler ya. yapmam. Hani Sedat'a düşmandım. Asla öyle bir şey olmadı ama. Hani şey oldu. Benim de yapmam lazım. Bak benimle aynı. Hı. işte vırtında oturan bir adam. Neler yapıyor aynı yaşta bir adam. Benim de yapmam lazım. Bu sırada daha birinci sınıftaydım ama olsun. Hani o hırsı hemen bir yerlerden bulman gerekiyor. Jordan'da da galiba o beni çok etkiledi. İşte niye yapmıyordum mesela? Onu düşündün mü? Sedat'ı göremekten. O yapıyordum da. <laughs> görünür değildim. Yani. <laughs> Ee, çalışıyordum ama kendime çalışıyordum. Çünkü daha yeni öğreniyordum zaten çoğu şeyi. Ama hani haddimi belki de biraz aşarak şey diyordum, yapmam lazım. İşte ee, işte bir yerlere gitmem lazım falan. Hiçbir yere başvu ya bir banta başvurdum, bant dergisine. Hı hı. Ee, o, o olduktan sonra bazı şeyler kendiliğinden gelişti ama hani her zaman bir motivasyon şeyi buluyorsun kendini iş yaparken. Biraz bunu sporda da işte eşleştirdim o yüzden. Hani sanatta da böyle, işte tasarımda da biraz böyle çok içine kapanmaman lazım. Günü takip etmen lazım. O an star onu takip etmen lazım. Onunla küçük de olsa mücadeleye girmen lazım. <laughs> Mücadele Mesela Last yani. en güzel şey o ya. Adam bir tane yıldız yakaladı mı onun peşine düşüyor ya. Baya hani adamı yok etmek için uğraşıyor falan maçta yani. İşte bu bizde biraz, biraz yanlış anlaşılıyor bence. Kesinlikle bence de yanlış anlaşılıyor. Bence çok iyi bir şey bu. Yani evet hani işin ...şey tarafını, e, diyalog e, ve argo ya da işte... M, ...psikolojik baskı tarafını bir kenara bırakırsak ki... ...ben şunu savunuyorum orada. NBA oyuncularının ya da birçok sporcunun... ...maalesef geldiği kökler, öğrendikleri sistemler... ...zaten daha old school diyeceğimiz eski tip... ...ya da daha sert şartlardan geliyor. Yani onlar böyle öğrendiği için sonuç da böyle çıkıyor. E, ama işte bunu gidip belki bir şirkette... Yöneticin sana küfür etse mobbing deyip şey yapabilirsin. Orada ama şöyle bir şey var. Hı. Şirketin sana bakış açısı önemli. Şimdi da adam kovabilirdi. Ama ondan ya da hatta şöyle diyeyim. Ratman'ı mesela niye kovmuyor abi bu adamla? Hani adam her şeyi yapıyor. İşte Final yapıyoruz. maçından önce gidip Amerikan güreşine katılıyor falan. Antrenmana gelmiyor. Ama onu idare ediyorlar. Çünkü adam adamın en iyi performansını vereceğini biliyorlar. İşte evet. Eğer sen böyle değişilmez bir adam olursun ya, büyük oynayacaksın böyle. Hani şımarıksan ya da kendine göre isteklerin olacaksa biraz bir şey olman lazım. vazgeçilmez eleman olman lazım oradaki. İşte ona getireceğim konuyu. Zaten dikkat edersen genelde Jordan'a tepki koyanların hepsi e, hep sahada verebileceği kısıtlı olanlar ya da verebileceğini hep altında verenler. İşte Rodman değil, Pippen değil. Ya Pippen hani biraz daha o e, ...gösterim olarak tepki koydu belgeselden sonra ama... ...hani genel oyunculuğuyla ilgili... ...Jordan'la yaşadığı bir sıkıntı yok. Ben ondan bahsediyorum. Ya da Radman'ın yok. Evet, Radman gidiyor kaçıyor ama... ...Jordan onu hiç şey diye anlatmıyor. Bana işte küfür etti, bağırdı, yumruk attı diye anlatmıyor. Yani orada konu başka. İşte o diğer oyuncuların zaten... potansiyelin altında kalma nedenleri... ...işte belki de senin de derinde bahsettin. Hani bana yettiği kadar takılayım. Ben sağdayım, paramı alayım. Şampiyonluk çok önemli değil abi falan. Hani... Böyle yapınca da işte iki gün sonra şuna dönüyor. Herkes sana bakıp hani eteme bakıp orada bu adam yapıyor bize yaptırmazlar. Biz olamayız. Bizim önümüzü... E abi bir, bir, o motivasyonu aradın mı diye bir sordun mu kendin acaba? İşte abi ya şeyi hatırlıyorum ben. Biz, ben de böyle lisedeyken falan altyapılarda oynuyordum. Futbol oynuyorduk biz. İşte... Yani i̇yi futbolcuyumuz. <laughs> <laughs> Yok canım iyi olsaydık arada oradan giderdik. <laughs> ama şey yani böyle hani isteyenler de oldu böyle daha profesyonel sözleşme aşamasına falan da gelmişler. Hı hı. ama şey diyeceğim abi arkadaşlarım vardı ve çok iyilerdi. Hı, hı. E, çoğu Ankara'ya transfer oldu. Bizim nedense Konya'dan ya Konya'ya gidiyorlar e, ya da Ankara'ya gidiyorlardı. Çok bizim oranın insan şeydi Konya insanı insan. İstanbul çok korkutucu gibi abi. Hı hı. Üniversitede bile tercih yaparken İstanbul'dan daha çok Ankara'yı yazarlar. Hadi yani, hani, çok e, öyle bir garip şey. şey var. Yani çok uzaklaşmak istemiyorlar. Hadi aileyle de yakın olmak istiyorlar. Benim futbolcu arkadaşlarım da çoğu Ankara'ya gittiler ve hani Ankara gücü, Ank işte o zaman Ankara Spor müydü? neydi o Millik Gökçe'nin takımı falan. Ankara Onlar falan mi? aldı bunları. Hı -hı. Abi bayağı milli takımda falan oynayan insanlar. En son konuştuğum nokta şuydu abi. Abi işte iki tane ev aldım, babamın yapamadığını yaptım, daha ne yapayım? Işte. Abi bu nasıl bir vizyon? Ve çoğu bıraktı <laughs> ya da böyle çok kötü takımlara indiler. Yani birinci ligde oynamak varken, süper ligde oynamak varken hepsi amatörde oynadı takıldı. Yaşlandı hani böyle o zora gelmek istemediler. Konfor alanlarını asla bozmak istemediler. Mücadeleye girmek istemediler. İşte süperstar olmak biraz hala bunları gerektiriyor. Hani kazandığın para değil de başka bir açlık gerekiyor orada. Ya süperstar olman da şart değil abi. Şöyle düşünelim bence yani çok çok haklısın. O, kişiler için serzenişte bulmakta. iki ev almak hiçbir başarı değil. Bir başarı bile değil. evet, abi yani. Ama işte çok gençsin ya bir de. Belki de o da etkiliyor. Çocuksun daha aslında bu işler dönerken. Düşünemiyorsun ama işte bak sen Radman olabilirsin. Ben de bunu hep savunuyorum. Yani belki de o futbolcudan biri Türkiye'nin en iyi sol beki olacaktı. Yani en star dünya çapında sezon başı 50 gol atan süperstar forveti değil ama herkesin takımında sahip olmak isteyeceği ve ihtiyacı olduğu ya da işte o box to box oyuncu olacaktı. Yani sahnen çok koşanı, hiç yorulmayanı, her zaman topu kazananı olacaktı. Yani bunu düşünmüyor kimse. Herkes ya en tepeyi düşünüyor ya en dibi düşünüyor ya da yapabileceği tamam abi ev aldım, bir araba aldım tamam yeter ne olsun. <laughs> Bence Türkiye'deki spor yani yetenek havuzu çok geniş ama gerçekten bu yüzden dağılıyor abi herkes. Hı -hı. Ya da şöyle düşün Türkiye'den niye böyle bir dünya çapında süperstar çıkmıyor? E, çıkardık bir tane Bayağı teneke bağlayıp geri yolladı her adamı. Sözleşmesi devam ediyor ama bu da hani kimsenin almadığı bir adama dönüştü. Evet. Çünkü adamın eğitimini doğru veremiyorsun. Ve adam kendini geliştirme isteği duymuyor bence. Ama bak eğitim de doğru sonuç mu? Mesela ab, Jordan ne eğitim var? Yani e, annesi ya mesela Steve Kerr'le karşılaştırması vardı ya 9. bölümde babalarından hı hı. dolayı. Şimdi Steve Kerr'ün ailesi e, O da ne acıklı hikayeymiş ya. Ben bilmiyordum şey. onu da. Evet, ben biliyordum da Çok şok oldum de... Yani bayağı acıktı. Yani profesör bir aile, entelektüel bir aile. Ama onun da basketbolu hayata tutunma noktası basketbol. Jordan'ın ailesi ya da Pippen'ın ailesi ya da Radman'ın ailesi kim? Yok abi yok. Eğitimleri bile yok bu insanların. Radman hiç yok bir de değil mi? Bayağı böyle sokak falan tabii, atıyorlar tabii. çocukken. ...sokakta yatıyor... ...gidiyor işte şeylik, hademelik yapıyor havalanında ...oradayken hırsızlık yapıyor... ...ve çok komiktir orada hikayenin bir de... ...şu kısmı var, hırsızlık yaptı diyor herkes ama... ...hırsızlık yapıp saatleri de arkadaşına dağıtmış... ...yani satmamış. <gülüyor> 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 Abi Rıza Hanım bence... Kendim, yani ...tek başına da çok uzun konuşulacak... ...bir karakter ya ama işte... ...o olmak da çok zor, hani herkes o olmak ister de. Ya bilmiyorum ben eğitim konusunda da biraz artık farklı düşünmeye başladım. Hani dediğin doğru. Hani psikolojik bir eğitimden ya da eğitim öyle bir... bence şeyden bahsetmiyorum. Gitsin hepsi üniversite okusun gibi Yo, bir tabi. eğitimden bahsetmiyorum. Ben şeyden da aslında bunlar bir de okuyor değil mi? Tabii o da oynamak için önce koleje gitmiyorlar mı? Gidiyorlar da yani şey ders mers çok ilgileri yok ki. yani. Zaten coğrafya falan okumuştu galiba coğrafya öyle alakalı. spor kültürünü aşılamak lazım. Bu daha doğru bir tanım olabilir. Heh. Yani spor kültürü sadece şey değil işte git üniversite oku falan da öğreneceğin bir şey değil ya. Evet, Kazanmak doğru. istemek, kendini zorlamak, i̇şte hep daha iyi kültür. gitmek. Dediğin doğru. Evet. Kolejede yok bu. Kolejin basketbolcuya kattığı en büyük artı koçlar çok serttir kolejdeki 80'ler koçları daha da sert. yani Dean Smith var işte o dönem hani Jordan'ın zaten hani o eğitiminden çok o kültürü kafasına vura vura alması. Bak bu senin hayattaki son şansın olabilir. Buna tutun eğitimini çok iyi alıyorlar. Hani bunu olumsuz söylemiyorum. Hani onlar için pozitif bir şey çünkü bu. Ama senin dediğin demin, de, demin verdiğin örnek işte bizim futbolcularımız ya da basketbolcularımız ya da x sporcu fark etmez. Direkt işin ajitasyon tarafında kalıyor. Yani o kültürü ona verecek kimse yok. Sen yapamazsın, sen edemezsin. Sen boktansın zaten. E çocuk da zaten bir kültürden geçmiyor. Hani bunu şey dizi söylemiyorum. Bullshit motivasyon verilen çocuklara da değil. O da bir işe yaramaz. Ama hani sen hayata tutunması için bak bu senin son şansın yoksa bir bok olamazsın ne anlatmazsan işte gidip e, bok çukurunda kalıyor yani. Bence kültürler olarak farkımız bu. Yani Avrupalılar ya da Batılılar diyeyim. Bu artı olarak söylemiyorum. Kimi geliyor daha eksi de olabilir ama şey peşindeler sanki. İsmim yaşasın, ölümsüz olayım. Hmm. Ya da iyi yapayım bir işimi yapıyorsam gibi. Bizde ise işimi iyi yapayım var ama günümü de kurtarayım. Hani çok da geleceği düşünmeyeyim. Evet. Hani şu an iyi miyiz? İyiyiz abi işte. Hani ya da ev aldık mı? Aldık abi. Falan gibi bir garip zihniyet var ve bu zihniyet gitmiyor. Yani Avrupa'da yetişen sporcularında da bu kalıyor bu zihniyet. Peki bu şeyde nasıl abi? Sen mesela demin örneği verdin işte ben sanat... Yani bilmiyorum kendine sen sanatçı mı dersin ya da işte da artist... Yani kendime demem de başkası derse de hayır demem. <gülüyor> 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 kendime sanatçı demesi garip geliyor çünkü bana. İyi bir zanaatkarsın o zaman. Ben sana öyle diyeyim. Yani... Evet, evet yani tasarım yapıyorum. listasyon yapıyorum. Aynen. İyi, iyi bir craftersın. Neyse yani senin için hani motivasyon sadece işte başka bir tasarımcı mı yoksa bir baskı hissetmek de olabilir mi? Yani bir stüdyo ile özel anlaşma yapmak mı senin için daha iyi baskı yatır abi? 3 i̇şte ay içinde bize animasyon çıkaracaksın yoksa bize borçlusun tazminat ödersin gibi bir baskı mı? Yoksa Yo, toplumun bir şey yarattığı olur. baskı mı seni daha çok motive eder? Bence toplumun ya da işte kendi kendine yaptığın kendi dünyan yani o hani hep bir insana bir şeyler sunuyorsun. İşte sana mesela bir şey yolluyorum. Hı -hı. Sen bakıyorsun kötü de oldu diyebilirsin. Kötü o sen mesela kötü oldu demen beni inanılmaz gazlar ki ben hep böyleydim. Öğrenciyken de böyleydim. Hı, Hı İşte belki de kendi hocalarım da biraz eski kafalı Yani eski kafa dedim, daha eski disiplinli eğitimden gelmişlerdi. Çok rahatça seni kovabiliyorlardı sınıftan ya da işin çok kötü olmuş diye biliyorlardı. Bütün sunum yaparken insanların önünde rezil edebiliyorlardı. E, kimisi mesela bundan çok kötü etkileniyor. Görüyordum çünkü okulu bırakanlar bile oluyor. Hı. Ben ben ama benim kişiliğim şeydi. Lan haftaya görüşeceğiz. Sana o işi güzel dediğim diye bütün hafta kapanıp çalışıyordum. İşte o yüzden de bugün daha çok iş alıyorsun piyasada. Aynı. Mafia olman lazım. Yani sen yaptığın iş insanlar beğensin kaygısı gütmen lazım yoksa. Ben sanatçıyım abi, beni anlamıyorlar demek. E sen kendi o zaman kendini bire demiş oluyorsun. Oysa senin yaptığın iş herkese sundun bir iş olması lazım. Abi, bir çok... şekilde birilerini yakalaman, bir kitleyi yakalaman gerekiyor. Çok güzel bir noktaya getirdim bence. İşte o kötü diyememek. Hani bir uzmandan bunu almak zaten önemli. Yani evet, sen koydun. ben iyi ya da kötü dedim hani örnek olsun diye söylüyorum. Bir yere kadar belki seni daha çok gaza getir ama, ama esas için uzmanı ya da işte seni eğiten kişi ya da işte senin rakibin olabilecek kişi sana kötü dediğinde zaten iş başlıyor. Ben orada düşmeyi de kabullenemiyorum ya. Hemen o psikolojik kaybı dedin ya işte okula falan ben, bırakıyorlar. O özel davranmak lazım. Mesela ben onu babamda çok görmüş. Babam iyi kokul öğretmeni. Hı hı. Öğrencilerine farklı farklı davranıyordu. Tabii i̇şte, o 5 yıl boyunca beraber yaşadığı için çocuklar neye, artık ne olduğunu biliyordu. Kimisi daha duygusal, kimisi işte şey ne diyeyim daha hızlı kimisini azarlayıp kızardı kimisine çok yumuşak davranırdı hadi, hadi oğlum gaz verirdi ama üniversite böyle bir şey değil ve Türkiye eğitim sistemi bence çocukları buna hazırlayamıyor bu sertliği hazırlayamıyor ve bence sertlik iyi bir şey bu sertlik bana iyi geliyor. Hani şimdi günümüzde şey var ya abi işte kimse kimseye bağırmasın işte herkes çok saygılı olsun falan. O zaman insanların kişiliklerini değiştiriyorsun. Kimisi böyle öğretir abi sert öğretir ve sen ondan bir şey almak istiyorsan ona gitmen gerekir. Bizde mecbursun ona gitmeye ya. Hani işte mesela Mimar Sen'i kazandın. İşte Bülent Erkmen'le anlaşmak zorundasın abi gibi bir şey var. Ama Bülent Erkmen'den bir şeyler de kapman lazım. hani ee, onu tam şey yapamıyoruz. Hemen düşme dedim. Üniversiteye gelmiş insanın düşmemesi lazım ama düşüyor. Bu sefer de gelişemiyor, küsüyor. İşte hoca bana taktıya dönüyor. En çok duyduğum zarf <laughs> hoca bana taktı. Evet ama işte sporda bu bu biraz daha herhalde esnek bir alan yani orada da tabii kontratını kaybedebilirsin takımdan kovulabilirsin hani okuldan atılma şansın yok ama ee... okuldan bizde ama işte üniversiteye gitmek şey ya mecbur bir şey. üniversiteye gitmezsen serserisin <laughs> <Yani> mecbur <laughs> üniversiteye gideceksin abi gibi bir algı oldu Türkiye'de ve o yüzden üniversite olmayan üniversiteler açıldı ve orada hani Doğu ve eğitim de almıyorsun. İnanmadığın insanlardan ders alıyorsun. Üniversite çağına gelmiş bir insanı bence üniversite içinde profesyonel spor da bence böyle. inandığın insanlarla çalışman gerekiyor. O zaman yediğin azar sana az hani düşürücü değil daha motive edici gelir gibi geliyor bana. Yok kesinlikle canım. İşte ben zaten... Sanıma, sen bana bağırsa çağırsa sen kimsin lan falan dedim yani. <laughs> yani o adamın da kendini ispatlamış olması lazım. Ha, tamam, sen inanıyor olman lazım. Demin onu dedim zaten işte, orada da Phil Jackson'a geliyoruz zaten last dance'te. Yani Jordan seviyesinde Zen master değil mi? Efendim? Zen Master'da onun Aynen, işiyle. aynen. Ya zaten işte Jordan'ın teknik taktikle kontrol etmekten çok ilişkili kontrol etmen lazım. Ama işte şu şu konu da var işte, size gelen sorular hep şöyle ya, mesela adam bir yol alıyor kendisine çizimini yolluyor sana. İşte ya abi senden bir şey bekliyor. Yani belki sen diyorsun ki şurayı şurayı düzelt, burayı burayı düzelt ya da işte şuna odaklan. Çok bozuluyorlar öyle deyince biliyor musun? <laughs> abi işte ben bunu anlamıyorum. Ya zaten hani senin bir öyle bir bir misyonun yok. Mesela ben hani bana gelse ve desen ki sen işte sen bok gibi çiziyorsun lan böyle iş olmaz git şunu durdurun çiz. <laughs> ben bir, bana bir daha yolla desem muhtemelen sana küfür eder yol ama ben sana yollamak isterim bir daha. Hani senin dediğin demin dedin demin dediğin konu. Ya yani hırslanıp ulan yavşağa bak sen kimsin lan hani bana kötü diyorsun. O gaza almak isterim yani ama senin dediğin gibi üzülüp gidiyorlar kuyruklarını kıstırıp. E, Temel bir bize böyle dedi olup sonra seni kötülemekle uğraşıyor. Halbuki Oradan alacağın yetenek dışında çok fazla şey var. Hırs var. Eğitim dışında pardon. Hırs var yani. Onu niye almıyorsun? Abi çünkü bu mesleği seviyor olman Yani yaptığın mesleği işte sporcusan Futbolcusan, futbolcusan futbolu, basketçiysen basketbolcu ya da işte ilistratörsen çizimi. Yani seviyor olman lazım. Seversen bütün kötü yorumlara rağmen devam edersin. Ve devam ettiğin için bir şekilde şekillenmeye, biçimlenmeye başlarsın. Önemli olan bu. İnsanlar şey zannediyor. Bunu Gökhan Yücel demişti. Çok da güzel bir örnek. Sana bakıyor mesela ee, ya da işte mesela Jordan'a bakıyor ve şu andan konuşuyor. Abi adam Jordan'mış ya falan. Oysa adamın bir geçmişi var ya Tabii. adam nelerin içinden ne zorluklar içinden çıkmış. Chicago gibi dandik bir takıma gidiyor ama orayı yükseltmek için hmm. kendi elinden geleni yapıyor. Yani. Ya da mesela geçen Miyazaki belgeselini izledim. Abi, Şimdi ben burada baktığım ya. zaman ben dedim ki Miyazaki kendi stüdyosunda abi krallığını kurmuş. Mis gibi oh böyle hani <laughs> para içinde yüzerken iş yapıyor. Abi adam 40 yaşına kadar iş satamamış ya animasyon yapamamış. Yani adama hep şey demişler. Bu senin animasyondan eski kafa. Ha, işte. 40 yaşına kadar bu adam bunlarla mücadele etmiş. Yokluk görmüş, oturmuş, sürekli çalışmış. E şimdi bakınca ama abi adam zaten Miyazaki ya. Yapar tabii animasyon <laughs> falan diyorsun. Yani hep o zorlukları es geçiyorsun. Kötü yorumları es geçiyorsun. Vettedilmeyi es geçiyorsun. Abi hıslanman lazım işini seviyorsan. Çünkü her iş bir seviyeye geldiği zaman, iyi yaptığın zaman bence satar. Yani futbol oynuyorsan iyi, yani bir, bir noktada iyi ...yere gelirsin sürekli çalışarak... ...niye yani, düşünüyorum. Işte, Bu Last bence onu çok iyi anlatıyor. İşte çalışarak da... ...çalışarak da tek başına değil aslında. Bence hani bir çalışarak... ...belli yeteneklerin yani her yeteneğin değil de... işte ...Jordan'ın mesela şöyle desek... ...10 yeteneği varsa... ...9'u çok keskin. Hani bir tanesi de... ...üst düzey. Yani ama 9'u... ...inanılmaz durumda. Ama Radman'a bakıyorsun... ...10 yetenek varsa... İkisi inanılmaz yani epik dünya çapında. Geri kalan sekizi abi varla yok arası. Ama adam yine orada. Mesela Miyazaki'nin de hani adama gidip belki bir reklam görseli yaptırmaya çalışsan çok iyi bir sonuç alamazsın. Ama animasyon yapınca bambaşka bir şey çıkıyor gibi. Yani biraz başka bu... Işte ama o da sevdiği yeri buluyor. Hani <laughs> İşte aynen. Belki de reklamı sevecekti. O zaman zaten bu Miyazaki olmayacaktı. Başka birisi olacaktı. Heh, aynen işte sevdiğin şeyi bulup Oradaki yeteneklerine odaklanıp yani her şeyi yapamayabilirsin ama senin de mutlaka yapabileceğin o yeteneğini konuşturabileceğin bir şey olabilir mesela bana az da olsa şey sorusu geliyor bazen işte reklam saksı reklam ajansı yaptığımız için reklamcılıkla ilgili sorular geliyor ya da işte tasarımlar geliyor abi şöyle bir şey yaptık bu oldu bir tane geldi mesela geçenler. Dedim ki abi kötü yani hoş değil ama başka bir işinde atmış. Bak dedim bu çok iyi yani bu alana yönelsene. Ha yok ya ben zaten seni denemek için attım. Bakayım gözüm nasıl diye. Ben artık geçti bizden dedi. 37 yaşındayım dedim. Abi şimdi 30. <laughs> o da çok acayip Geçti bizden. Abi ne geçti yani 37 ne? Ben de 37 yaşındayım. Yani bırakayım ben de o zaman bu yaşta niye yayıncılık deniyorum ki? Yani benim derdim burada 3-5 kişiye elemek değil ki sadece. Benim derdim burada bir e, içerik üretmek. Ve bu içeriği iyi yapa, yapabileceğimi kendime biraz da kanıtlamak. O yüzden mesela o abi, yani. kendine kanıtlamak başkalarına da sunmak bunu. Yani herkesin içinde şey vardı, Başkaları beni beğensin, işimi beğensin durumu vardı zaten. Bu Tabii. normal bir, bir durum. Yoksa herkes kendi evine kapansın. Sen bu yayını açma abi. Kendi kendine kayıt ha. yap. Sonra açıp dinlersin kendi kendine. Yani, <gülüyor> <lükle> <gülüyor> olur, olur, olur. olur. O da olur. O da bir metot. da. Yani Seçim de ama sen başka bir şey yapıyorsun. İnsanlara açık bir şey yapıyorsan, insanlar sevsin deyip araştırmasını yapıyorsun. Seni ben bile mesela oturup araştırma yapıyorsun. Açayım da, goy goy yapayım da diyebilirsin. Ama mesela şu sohbette bile diyorsun ki, ben bu konuda önden düşüneyim. Şunu evet. yapayım. Bir emek, bir emeği veriyorsun. Bunu vermeden olmaz ki. Tabii Bir akış çıkarmak. Çıkar. Sevdiği şeyi bulması önemli. Ben kendimden mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben ilkokulda işte iyiydi derslerim. Anadolu Lisesi'ni kazandım. ...ve 7 yıl boyunca aynı anda doğu lisesinde okudum. O zaman ilk sonra katılıyorduk. Evet. Ben çok tembel bir öğrenciydim abi. Aşırı tembeldim. Böyle ders yapmazdım. Bütün derslerim 2 ile 3 geçerdim. <laughs> hani böyle bir ortalama... ...basat bile... O, ...belki basat diyebileceğim bir öğrenciydim. Üniversiteyi bile kazanacağımda işte ortalama... ...kötü okullara, basat okullara gidecektim. Büyük olasılıkla. Ve ÖSS'ye bile doğru düzgün çalışmadım. Bak öyle diyeyim sana. Çünkü çalışmak istemiyorum abi. Ya. Şey beni öldürüyordu. Trigonometri beni nefret ettiriyor biyoloji desen beni basıyor falan. Ama yani sonrasında mesela lise bitti, üniversiteye gideceğim. Dedim ki bir sene daha şey yapayım, dershaneye gideyim. Hani normal aldım puanı biraz daha altına almıştım. Hani bizim odada normal bir sene daha kalıp dershaneye gitmek. Abi o sene güzel sanatları şey yaptım, bana gösterdi. Hani böyle bir şey var diye. Hiç haberin böyle... yok muydu o ana kadar? Abi hiç yoktu yani nasıl o... gidebilir? Yani şöyle bu testler var ya meslek testleri lisede yaparlardı. Hı hı. Hepsinde benim güzel sanatlar bölümleri çıkıyordu. Grafik tasarım, endüstriyel ürünler tasarım, iç mimarlık çıkıyordu. Ama kimse oraya nasıl gideceğimi bilmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> abi süper ya. ya. Rehber kocalarım <laughs> da kimse bilmiyordu abi. Kimse beni yönlendirmedi böyle. Ben ondan sonra gerçekten bir ressamla tanışıp bana ilk böyle birkaç ders verdi. Perspektif falan öğretmişti. işte. ilk hemen kare kaleme başlatmıştı. Abi o kadar çok çalıştım ki. Çünkü aradığım şey buymuş. Yani ben tembel değilmişim. Ben sevmiyormuşum abi onları. Yani Peki. ben biyoloji çalışmak istemiyormuşum lise biyolojisini. Ya da tarih, ben şu an çok severim tarih okumayı. Ama lisedeyken nefret ederdim tarihten çünkü çok sıkıcı gelirdi bana. Tabii. Se sevdiğim şeyi buldunca ama ya hiç yani annem hala hayret eder. Çünkü hala çok çalıştığımı görüyor anne. Gece uyumadığımı. Ve der ki ya sen lisedeyken hiç çalışmazdın. Ya sen tembelin tekiydin de. Yani biraz belki de insana sevdiği şeyi bulup onu tutulması gerekiyor. işte. bence Türkiye'deki en kötü şey o. Öğrenciler sevdiği şeyi bulamıyor ne sporda ne sanatta ne gerçekten mesleki anlamda ÖSS'den puandan ne alırsan oraya gidelim diyorsun çünkü. Öyle canım, yani şey farkına varmak çok zor. Ben neydi ya yani şimdi sevmek aslında tek başına da değil. Şimdi uzaktan sevmek de değil aslında buradaki konu. Mesela duruyorsun ya ulan ben bir oyun oynamayı çok seviyorum. O zaman neden game designer olmuyorum? Hani Abi oyun oynamayı çok sevmen güzel ama game designer yine olamayabilirsin ama mesela atıyorum oyun sektöründe iyi bir pazarlamacı olabilirsin yine orada olursun ya da oyun Aynen. sektöründe iyi bir tasarımcı olabilirsin orada olursun hani bizde şeye de tek tip sevgi de tek tip abi çok seviyorum oyun yapmam lazım ya tamam ama bak ona yeteneğin olmayabilir yani geliştiremeyebilirsin ya da çok zorlanabilirsin bu senin için çok zorlu bir süreç olabilir buna hazır mısın çok düşünmüyoruz bence. Ben şunu inanıyorum. Senin biraz e, işin aynı zamanda hobin olursa, yani hobin de aynı zamanda işin olursa, uğraştığın meslek, me meşgal olursa, o zaman istemsiz içinde başarılı oluyorsun abi. önemli olan onu bulmak. Ya da onu e, sabırla işine dönüştürmek. Mesela çizim yapıyorsun lisede, çok eğleniyorsun. Bunu işte işini yapman lazım. Sana bunu öğretmeleri lazım. Yani böyle bir yol, herkesin yolu farklı olabilir. Ama hani bunu bir şekilde meslek edinmen, edindirmen gerekiyor çocuğa. İşte iyi basketbol oynuyorsun. Adam şey diyor çok iyi oynuyor. Benim lisede bir sürü arkadaşım vardı işte. Evet. Abi ne olacak ki diyor. Nasıl olsa üniversiteye gitmemiz lazım. <laughs> Gitti ben basketbol çöp. Gitme... Evet. Bizim memleketin en büyük sorunu var. yoksa bence yetenek havuzu falan inanılmaz geniş Türkiye'nin ya. Her spordan bence kesin şampiyon bir adam çıkar ama eğitemiyorsun adamları. Ya işte hep bir şey tabii Özel şartlar var onları atlamayalım yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı hiçbir zaman bitmedi. Yani bu son 20 yılın değil son 50 yılın belki sorunu. O ekonomik baskı işe hep yokuşa süren bir şey. Ama bu... Bana en çok gelen soru bu işte para var mı? Heh, abi işte yaşıyorum ben yani daha nasıl bir soru bu? Ne diyeyim şimdi size sokakta mı yaşıyorum? Yok evimde yaşıyorum görüyorsun. Hala bana şey yazıyor abi bu işten para kazanabilir miyiz? E kazanıyorum demek ki bak önümde insanlar da var kazanan. Ama orada İki sana şey... Düşünmemen şey, lazım. Yani, yani. bir işe bu para eder mi abi deyip girmek. Ya da bana şey soruyor. Abi işte vakum alacağım, tablet alacağım. Eee? <laughs> işte bunun parasını kaç yılda çıkartırım? Oğlum deli misin? Yani <laughs> böyle bir soru olabilir mi? <laughs> Ticaret yapmıyorsun ki. Yani her şey... Çünkü bize biraz bu öğretiliyor. Yani kızıyorum tabii de. Biraz da getir, bu ülkenin bize getirdiği yer bu. Her şeyin para etmesi lazım. Ya peki şey... E Şimdi sen dedin ya mutlu olduğun bir şey, şu an ilustratör olarak freelance çalışıyorsun. Daha farklı işler yapıyorsun işte. Genelde film posteri yapmanla daha çok tanıyor insanlar seni belki ya da işte dergilere ya da kitaplara yaptığın kapaklar da çok tanıyorlar. ha Yine çizmeyi çok severek mesela berbat bir reklam ajansında çalışıp yine çok parayı kazanmak seni mutlu eder miydi mesela? Yani yine çizim yapacaksın ama... Abi mesela bana çok teklif geldi reklam ajansına ve çok iyi paralar, garanti para her ay gelecek. Çok hmm. yüksek aralar. E, kabul etmedim. Ve nereye kabul ettim? Geri gibi gidip mesela kitap kapağı yapacağım diye idealist davrandım. Bir tane yayın eviyle anlaştım. Reklam hmm. ajansına gitmek yerine ve şöyle dedim yayın evinden aldığım maaş reklam ajansından teklif ettiğim maaşın onda biriydi. <laughs> Ama ben şey diyordum ya ajansa girmeyeceğim çünkü bir kere girmeye kalkmıştım üniversite 2'de. Onda da bir işte proje hocam şey demişti. Ajansa girersen bir daha geri dönemezsin. Hani öyle, özgün üretime dönemezsin. Çünkü o adın rahatlığı seni alır götürür. Çünkü çok yüksek maaşlar alıyorsun. Belli bir ortamı var. Havalı yerler var mı? Sen de çalıştın yani. Tabii, tabii. Eskiden de gerçi daha havalı kısmı. Ha, tabii. O şey zaman o rahat konfor oluşturduğun zaman bütün işlerini, evini ona göre yapıyorsun. ya yani evinin kirası bile oradaki aldığın maaşı göre bir anda değişiyor. Tabii. Ve benim hocam şey demişti. Ben işte hoca ödev şey yapamıyorum. Ödev diyorum. Ee, kiramı ödeyemiyorum ben bir işe gireyim yani beni bir ajansa sok falan demiştim. O da şey demişti aç kal demişti. <laughs> daha çok sinirlen. Bunu anlattım galiba daha önce. Çok evet, sinirlendim evet. Ama yani şu an düşününce o kadar doğru ki üniversite 2'de aç, kal aç kalmıyorsun çünkü ve çok az parayla yaşayabileceğim bir şey dönem. <laughs> ve ben oturdum çizim yapmaya devam ettim. Sonrasında işte ajanslardan teklif geldiğinde de daha idealist davrandım. Kitap kapağı yapacağım dedim. Edebiyat dünyasını daha değişikti. Daha gözümde büyütüyordum. Daha başka hayal ediyordum. Çok kötü bir yermiş. Hiç <laughs> önden edebiyat Türkiye edebiyat sektörüne. Berbat. Ee, oraya girdim. Orada çalıştım. İlk in-house çalıştım ya orasıydı. Dört ay çalıştım. Sonra dedim ki ben freelance yaparım bu işi istiyorsanız. Devam edelim istemiyorsanız ben çıkıyorum dedim. Sonra bir yıl falan devam etmiştik yine freelance olarak. İşte bak sen orada tercihini yapmışsın. işte. konuyu şuna getiriyorum biraz. Yani sevdiğin işi yapmak okey ama sevdiğin işi her zaman mutlu olacağın yerde yapamazsın işte sen orada mutlu olacağın yeri tercih etmişsin. Tabi tabi yani, i̇şte bunu onu bunu yapmak çok önemli ben... bir tercih. Mesela bizde yanlış anlaşılıyor ondan da kayıp oluyor, kayboluyor insanlar. Mesela işte mesela ne çok seviyor yine çizim örneği verelim. Gidip berbat bir ajansta çalışıyor dedik ya da işte gidip bir iş bulamadığı için e, baskı atölyesinde çalışıyor. Ya ben ondan da bıkıyor anladın mı yani yanlış yerde olduğunu farkında değiliz. Çizim yapmaktan e, mutsuz olduğunu düşünüyor. O, o, o ayrımı da yapamıyoruz biz. Çünkü neden senin dediğin noktaya dönüyoruz? Temeldeki o yönlendirme yanlışı bak senin hocan orada doğru bir yönlendirme yapmış. Tabii. Ee, bak çok para kazanabilirsin. Ama ajansa gidersen geleceğin nokta şimdiden belli ama diğer taraf belli değil. Daha büyük bir challenge var, daha büyük bir zorlama var senin için orada aslında. Zorlandığın için de daha başarılı oluyorsun bir noktada. Bir de bu noktaya biraz paylaş şeyi görüyorum. Türkiye'de üniversitede özellikle güzel sanatlarda okuyan öğrenciler şey abi. Üniversiteyi okuyayım sonra işime bakarım gibi bir kafa var. yani <laughs> okurken senin iş yapıyor olman lazım. Portfolyonu daha okurken oluşturuyor olman lazım. Ve mesela hatta en rahat ettiğim şey buydu. Üniversitedeyken iş yapmaya başladım. Bu nedenle şey korkum hiç olmadı. Ay üniversiteyi bitirdim ne yapacağız? Ay şimdi nereye işe gireceğim? İşte ajanslara PDF portfolyomu yollayayım gibi hiçbir durum olmadı bu nedenle. İşte, hani hı. Hep iç içe geçirmen lazım. Hiç boş kalmaman lazım. Bu noktada biraz şeye gelebiliriz. Tekrar Last Dance'e işte Pippen hep tartışılan bir konudur yıllardır. Şimdi sen de izledin belgeseli de hep şu sorulur. Ya Pippen neden başka bir takıma gitmedi? Neden işte Pippen daha ön plana çıkacak şekilde Jordan'la tartıştılar tabii arka arka planda ama hani saha içine yansıyan çok bir şey olmadı yıllar boyunca. Ve Jordan'la biliyorlardı ki hepsi çünkü şampiyonluk kazanacaklardı. Yani onları başarıya götürecek challenge'ı veriyordu aslında. Çünkü Jordan şöyle biri değil abi sen. Jordan bir hisse senedi değil. Bugün alıyorsun 10 sene sonra 1 lira aldın hisse senedi 100 lira oluyor ve sen kazanıyorsun diye. Jordan seninle beraber seni de yükselt, Kendisi de beraber seni de yükseltiyor. Yani biliyor God ki konuda yani. Tabii çok gaddar. Ve buna rağmen gitmiyor abi insanlar. Hani diğer low profil yani düşük profil oyuncuları bir kenara bırakıyorum. Kukoç da orada kalıyor. Yani ki Kukoç'a bu adamlar ne yaptı kariyerin başında? Tabii ki işin işte para var ama Kukoç'sun abi gidersin kendini kanıtlamışsın başka bir takıma gidebilirsin yani çok zor değil. Ya da işte Pippins'in takasını takas edilmesi istenmesine rağmen bir şekilde orada kalıyor. Ki takas edilebileceği dedikodusundan sonra Jordan gittikten sonra da kalıyor. Çünkü bu sefer de kendisini kanıtlama fırsatını buluyor. Yine onu bir challenge olarak alıyor. Çünkü bu oyuncular da bu mantıklı de. Biraz bunu kaçırıyoruz bence orada. Yani Last Dance belgeselinin verdiği en güzel detay buydu bence. Ya en son finalde şey var ya Jordan bir sene daha deneyseydik 7. şampiyonu alabilirdik. Evet. E i̇şte herkes o da kesin, istikler, kesin kavradı şu kalırdı diyor. People'la da konuşuyorduk bir şekilde ikna ederdik. Herkes kaldığı için orada <laughs> kalırdı diyor. Hani o da biliyor People'la hemen gitmek isteyeceğini ve sürekli gitmek istediğini. Evet. Ama dediğin şey işte o. Herkes kalınca hem güzel bir şey oluşturmuşsun sen. Jenerasyon oluşturmuşsun. Bir ortam oluşturmuşsun. Ve başarılısın. Yani başarılı olursan başarılıyken bu zorluklara da gözüne batmaz. Ya hep şu çıkar ya zaten. Hani Last Dance Dance biraz şey gibi işte orada. o kadar çok sektöre alana uyuyor ki hep şey de çıkar işte. Bu filmde görüntü yönetmeniyle yönetmen kavga etti. Senarist de birbirine girdi. Prodüktör kızdı. işte para baskısı oluşturdu ama ona rağmen şöyle oldu. Hep neden yıllardır hani Deadpool konuşulur. Abi herifler resmen gerilla film çekmiş işte. Şöyle baskı oluşmuş üzerlerinde. Böyle zorlama olmuş. İşte bu baskı ve zorlama ee, sınırı korunduğu sürece evet bunu ben hani e, legal sınır tabii ki bu dediğim yani birini öldürme boğazlama e, haka şey e, psikolojisini bozacak derecede hastaneye düşecek şekilde seviyelerden falan bahsetmiyorum ama bu zorlama ve baskı yaratıcı olmak için başarılı olmak için ne olursa olsun gerekli ya yani bundan kaçış yok bence ya baskılar ya da sınırlar bence zaten daha yaratıcı yapar insanları yani senin bütçe sınırın varsa ona göre çözümler bulmak zorundasın. Ya sınırsızlık hani özgürlük hepimiz çok cazip gelen bir kelime ya. Evet. Çok havada uçuşa, Üretimde de öyle mesela şey var ya. Hadi bugün bir şey çizeyim ama ne çizeyim? Yani <laughs> ya bir saat boyunca o zaman bu, bunu düşünmeye başlıyorsun. Ya da işte mesela Netflix öyle bir yer ya ya da işte onun gibi ortamlar. <laughs> Açıyorsun ne izleyeyim diye bir saat aranıyorsun. <laughs> şey olsa düşünsene mesela işte iki tane film var. O zaman ondan birini seçip başlıyorsun zaten izlemeye. Evet, Doğru. Ya yani orada çarjını tercih... yapabiliyorsun. Sınıfsız para mesela iyi bir film getirmez yani kesinlikle. Evet, mesela sınıf... eskiden görsel efektler daha azken hani daha yaratıcı çözümler görüyorduk. Abi Think diye bir film var yani <laughs> Hani adamdan yaptığı şey inanamıyorsun orada. E şimdi görsel efektler var. Sınıfsız bilgisayar poligonlar işte hani hayal gücünün ulaşabileceği her şeyi modelleyebilirsin. Ama elinde malzeme varken hayal gücün daha iyi çalışıyor işte. Hani o boşluğun, uzay boşluğunun içinde sıfırdan o kadar yaratıcı olamayabiliyorsun. Ama elinde işte Tink'deki o yaratığı yaparken bir sürü işte hayvan iç organı kullanıyorlar. Tamam. İşte başka başka malzemeler bulmuşlar. Sokakta bulduğu saçma sapan şeyleri alıp oraya monte ediyor. Hani bir şekilde hmm. o elindeki malzeme senin sınırın olmuş oluyor ve daha daha iyisini buluyorsun orada onların içinde. Sınırlı olmak çok önemli ya gerçekten. Mesela NBA işte... Şey Pardon lafını böldüm, evet, özür dilerim. NBA, ne demek. Şeyi Selçuk'tan örnek vereyim mesela. Biz Mod diye bir kısa film yapmıştık, bilim kurgu. Hı hı. Sen bir ara izleteceğim sana onu. Evet, ben görüntü mü Sanatta da Selçuk çalıştı, yardım etti. çalış dedim yardım etti abi, kimse para almıyor zaten. Bin lira <laughs> <laughs> Neyse. Şey yapmıştık, zaman makinesi gibi bir şey yapmamız lazım. Rüya makinesi yapmamız lazım. Abi şimdi para yok. Malzemeyi ne yapacağız? Hani hiçbir şey yapamıyoruz. Eski kullanmadığımız bir LCD monitörü Selçuk kırdı ve onu kendi kesonuna taktı abi. Oha, çok ve oldu zaman makinemiz. Sıfır maliyet, işçilik. İşte hani elimizde sıfır parayla bunu yaptık. Hani bazen o yüzden hani sınırlar iyidir. Hani seni sınırlayan şeylerin olması yaratıcılığını tetikler ve zorlar. Kesinlikle. Ya. Buna çok katılıyorum. Burada da hatta bir baskı oluşturan bir figürün ya da bir yapının olması da önemli ama tabi şey sınırı da önemli senin yine verdiğin örnek işte bilgili kişinin atıyorum, e, gerçekten film sektöründe etkisi olan geçmiş şu an bir prodüktörün bu baskıyı kurmasıyla e, bir inşaat şirketi kurup da para kazanmış oraya gelmiş film yapak da para kazanak diyen adamın kurduğu baskı bir değil zaten bu girişim dünyasında da böyledir yani o kaliteli para konusu yine Last Dance'da da bu böyle yani Phil Jackson'ın oluşturduğu ortam yerine daha işte Dak Doug eski koçlara devam edip ki o kadar karizmatik bir koç asla değildi. Jerry Krause sadece orada baskıyı oluşturmaya devam edecek unsur kalsaydı o takım dağılırdı. Yani Kesinlikle. Phil Jackson oranın büyük bir çimentosu yani o acaba. E şeyden örnek vereyim Miyazaki'nin şu an düşünsene Miyazaki'sin ve yapımcın gelip seni şey diyor yetişmemiz lazım. Hala <laughs> yani adam böyle çalışıyor abi. Hala yani. oturuyor yetiştirmem gerekiyor bunları falan diyor. Ya ben Miyazaki olsam yani bilmiyorum tabii ki de olmadığım için ama şey derim yani abi beni salın ben kendim yapacağım derim. Ama bu sefer de mesela işte 2 yılda yapacağı filmi 10 yılda yapmış olursun. Ama mesela başında öyle gene birisi olduğu zaman ve inandığı da bir prodüktör olduğu için en başından beri beraber çalışıyorlar. Hı -hı. Biraz da Miyazaki aslında Miyazaki hani bu kadar dünyaya tanıtan adam da bence o. Yani çünkü o bir baskı ortamı kuruyor o yönlendiriyor bütün satış işlerini o yapıyor. Miyazaki'nin yapamayacağı her şeyi o adam yapıyor. Yapamayacağı ve yapmak istemeyeceği en şeylerin hepsini. Böyle bir adam bulmuş çünkü yanına. Ve onunla çalışıyor hala. Ve adam gidip ona tabii ki de şey diyor. Abi bitirmemiz lazım artık. Deyip, <laughs> o da baskı kuruyor da. Ya da bütçemizi geçiyor diyor yani. Hani bu uzadıkça çünkü insanlar çalışıyor altında filmde. Evet. İnsanlar çalışıyor. Onlar mutsuz oluyor. Onların şeylerini kontrol etmen lazım. Ya bu hep çok zor bir sistem ya. Yani. Ki NBA işte orada aslında mantıklı olan yapıyı çok iyi kurdu. Yani NBA takımlarının cap sınırları her zaman o takımları daha yaratıcı olmaya, daha dikkatli olmaya itmiştir. Belli dönemler hariç. Kalsızlar. Evet. Ki futbolda görüyoruz işte Avrupa tarafında yani <laughs> milyarlar harcamak sana ertesi sene şampiyonunu hayatta getirmiyor yani. Başaramıyorsun daha. bunu. Arap sermayesi ve Rus sermayesiyle garip bir <laughs> takımlar çıktı ortaya. Evet, Mesela şey öldürüyor. Spor öldü öldürüyor bence. Yani taraftarlığı öldürüyor bu sefer de. Burada şey örneğini de verebilirim sana. Hani biraz da basketboldan vereceğim ama işte hep şu dönemin tartışması şeydir. Sen de duyuyorsun işte LeBron mu, Jordan mı? İşte yoksa tepede sadece ikisi. Kobe Kobe de bu üçlü üç diyelim. Kobe'yi de alın bunların arasına demiş. Kim demiş? Shaquille O'Neal. Ha, evet. Ya hep tartışma zaten. Ki benim gözümde hani 90'lar sonrası top 3'dir zaten bunlar. Hani bir kenara bırakalım. Hani o tartışmaya şimdi girmeyeceğim ama şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi e Phil Jackson'ın farkı... LeBron James tarafında aslında çok gözüktü şimdiye karşı. LeBron James sahada... ...oyuncular için, belli oyuncular için belli bir baskı yaratabilir. Ama günün sonunda senin de verdiğin örnek gibi işte bu takımın iyi bir GM'i, iyi bir koçu... ...diğer oyuncuların maaşıyla bilmem nesiyle ilgilenecek bir iyi bir e, yöneticisi... E, ...soyunma odasının görevlisine kadar bunlarla her şeyini yapacak inanılmaz iyi bir sistemi. Hatta yeri geldiğinde onlar da ...bazen koçun bile kontrol edebileceği yapılar yaratman lazım. Şimdi LeBron James için en çok gelen eleştiri hep koçları e, kovdurup e, ya da işte kendi kafasına göre bir koç koyup ipleri eline alması ve buna hep bu ona hep başarısızlık getirdi finalleri kaybetmiyor mu sonuçta yani ya, bir Tek sürü... Golden State finalini aldılar. E, 2010 16 17'de. Ama e, orada da Kyrie Irving yanındaydı ve gerçekten her şey onlar için çok iyi gitti. Yani işte Draymond Green sakatlandı. Golden State 3-1 öndeydi. Pardon ceza aldı Draymond Green. O cezadan sonra seri ha, döndü. Bir yerden döndü. Olmadık bir yerden döndürmüşler adamı. Evet. Işte 3 1den adım. döndü. Bu bir başarı ama işte Jordan gibi total bir e, dominasyona gelememesi o tepedeki e, konumunu koruyamaması Bence işte bu coaching tarafına bakışından oldu Miami <laughs> döneminde bak iki şampiyonluğu var orada Petrali vardı Koç Evet Spode ama Petrali çok büyük bir karizma ve figür de arka planda yani orayı kontrol altında tutuyordu ve takımın önündeydi Phil Jackson gibi biraz daha. Yani işte bu tip yapılarda e, Miyazaki örneği de buraya çok iyi oturdu. İyi bir e, ipler elinde tutacak, seni de baskı altında tutacak birisi her zaman şart. Onlar saygı yüzünden... duyacak insan lazım orada ya. Evet. Yani sevmen önemli değil, saygı duyuyor olman gerekiyor bence. Aynen. herkes zorunda değilsin. Ama işte bilgisine falan inanıyor olman da gerekiyor. Bence Jordan çok zeki adam. Yani çok çok zeki adam. Başarılı tek başına başarılı olamayacağını ona öğretiyorlar bir de. Yani <laughs> daha baştaki Detroit maçlarında yani "Diyorlar ki işte çıkarız beş kişi ve seni döve döve yeneriz biz." Tabii. <laughs> tek başına gelemezsin yani başına ne yaparsan yap tek başına gelemeyecektin o takımı. O yüzden işte yanına başkalarını almak zorunda. işte koçuna da almak aynı şekilde o da yani. Hani tek başına savaşamazsın bu spor özellikle şeyde ne diyeyim? Takım oyunlarında. Ayet öyle yani tarihte yok zaten hani öyle bir şey yok. Herkes şimdi Jordan da hani tek başına gibi bir algısı vardı. Bu belgesel yıktı. Ondan önce Lakers kadrosu zaten tarihin en iyi kadrolundan biri. Boston inanılmaz bir kadroya sahipti üst üste şampiyon olduğunda. İşte Houston Rockets o dönem ligin en iyi oyuncularını alıyordu. San Antonio Spurs ligin en iyi 3-5 oyuncusunu bir arada bulundurup bir de onları daha düşük profille süre, sahaya süre, sürebiliyordu falan. Bunlar hep takım oyunu dediğin gibi ama şimdi çok zor bunun algısı biraz insanlara tam geçmiyor. Bir de mesela mesela LeBron'la yapılan şeyde eşleşmede şey var. Jordan bence şeyi de değişti, modayı değiştiriyor. hayatı değiştiriyor. Yani çok büyük bir fark var orada. Biraz o çağın, o yılların da özelliği. Yani mesela Nike'yi Nike yapıyor adam abi. Hı hı. Hani bu bence garip bir yani çok başka başarıları da var sporun yanında. Çok iyi bir spor sporcu ama Kafası da çok çalışıyor. Ya, Zekili bir adam. Ki yatırımlarından anlıyorsun yani. Adamın serveti sadece spordan gelmedi. Tabii canım. Zaten Kobe'nin burada güzel bir lafı var. Sadece hani sahada değil. Hani ben onun mirasını taşıyorum sahada ama hani sadece sahada değil aslında her yerde taşıdılar. Yani sokak kültürüne işte ben ayakkabı ile ilgili video yaptım. Merak edenler varsa bakabilirler kanalda. Air Jordan'larla ilgili. Sokak kültürünü oluşturuyor ayakkabı tarafında ve şu anda bütün çıkan model işte retro model çıkarma kültürü ne bileyim eski ayakkabıları farklı moda tasarımcına yeniden tasarlatma kültürü falan hep buradan geliyor. Şu an bile çıldırmış gibi Jordan ayakkabı giyiyor her yerde yani. Şeyde duymuşsundur belki o, Jordan şey yaptı forma yaptılar ya yani evet. daha öteki ben görmedim duymadım. <laughs> Jordan forması var ya aynen aynen zaten Jordan markasını futbola da sokmaya çalışıyorlar. Hatta şeyde duymuşsundur Jordan'la işte konuşmaya gidiyor belgeseli yapacak. Abinin adını unuttum şu anda. Hani bütün gençler benim ofisime de gelen bir sürü gençle ben tanışıyorum görüyorum. Hepsi senin ayakkabını giyiyor ama hani seni sadece bir marka olarak biliyorlar. Yani sen kimsin kimse seni tanımıyor. <laughs> Bu çok acayip bir şey yani. ya bilmiyorum neyse hani o başa geldiğim zaman Bence Jordan dünyayı değiştiren insanlardan biri olduğu için hala şu an bunları konuşabiliyoruz ve tabii. adam hala en üstte duruyor. Sadece yani şampiyonluk tabii ki de onu en büyük etkenlerinden ama sadece şampiyon olduğu için de değil. Kafayı da çalıştırıyor. Var mı belgeselle ilgili başka eklemek ya da konuşmak istediğin bir... Olayı gibi? gerçek mi? Ne? <laughs> olayı gerçek mi? Ne olayı? Pizza. Pizzalı gerçek gerçek o ya. <laughs> Ona bir şey laf etmişler bu yalan söylüyor falan diye. Yok be ya gerçektir o zannetmiyor. Ama orada şey yalan yani şey demiş hatta pizzacı açıkladı onu pizzacılar da bir tek şey demişler orada. Biz 5 kişi değil 2 kişi getirdik. İçerisi pro duman altındaydı. <laughs> kendi kendini zekledi bence neyse. <laughs> <laughs> ya bana şey gibi geldi ya muhtemelen bozuk bir madde vardı için artık tavuk mu vardı ne bak vardıysa ondan gece... Öyle bir sporcusun ve ertesi gün maçın var. O saatte yemezsin ya. Yani oradan yemezsin. Abi sana öyle hikayeler anlattım ki bu sporcunun o dönemki profesyonelsizliği hakkında şaşırırsın. Yani Pippen her maçtan önce abi baya biftek falan gömen bir herif. Bak maçta yarım <laughs> saat falan kalan. şek devamlı burger yiyor ayı gibi 2-3 tane. Barkley de öyle. Ya yani bunlar biraz tuhaflar o konuda. Şimdi <laughs> değil mi ya? Yani, hani bundan yedi içti çok önemli. Ne bileyim abi mesela adam dışarıdan yemek söylüyorsun. İçine şey de atabilir. Doping de atabilir yani. Tabii. Senin bütün kariyerini yok ya da. Ben bir tek sana şeyi sorabilirim. Şimdi yani sanat olarak, sanatçı olarak en büyük beslen. Dedin, demin dedin ya işte bana sanatçı derlerse okey. İşte senin bu kadar dünyayı besleyebilme gücün var atıyor. Yani senin derken genel olarak hani bir sanatçının diyorum. Bu herhalde en büyük tatmin buradan geliyordur diye düşünüyorum. Yani hep şey konuşuyoruz. Eski sanatçılar tabii 100 yıllık, 200 yıllık insanlar öldü gitti ve belki değerlerinin anlaşıldığını göremediler bile. Ama şu anda çok hızlı bir tepki var. Yani iyi bir sanatçıysan eserlerin çok büyük fiyatlara satılıyor. İnsanları etki ediyorsun. Kültürler yaratıyorsun. Ne bileyim işte e, Günümüzde şey... tam değil ya. Sanat da değişti. Sanatçılık da değişti. Postmodernizmle bağlı şeyler Sana bunu çok... soracağım. İşte hala böyle bir Jordan etkisi bu sanat tarafında yaratılabiliyor mu? Yani Jordan etkisi basketbolda da çok yaratılamıyor çünkü şu anda. Dünya değişti çünkü ya. Yani eskiden o frontman dediğin şey arıyordu insanlar. Sanatta da var yani. Bir daha bir eskiden sanatçılar işte Picasso, Dali falan şey gibiymiş. Jordan'mış yani onlar. Hani bütün medya peşlerinde falan hani. Herkes onları görmek istiyor. Herkes onlarla konuşmak istiyor. Şimdi yani öyle bir sanatçı o seviyede yok herhalde. Yani şöyle... Belli bir zümrenin içinde, sosyetenin içinde gene çok değer gören insanlar var ama halka inemiyor ki bu seferde. Abi orada işte biraz şey mi değişti? Bence yine var ama e, sattığı şey değişti bence. Yani sanat, bunu yani sanat kisvesi altında bir gizem satmak ya da böyle bir bilinmezlik satmak bu dönemin herhalde komplo kültürüne çok uyuyor ya. İşte e, neydi meşhur e, neydi neydi adı ya. Şu eserinde yırttı ya şeydi. Daha doğrusu Shredder Bank'si. Machine'den geçirdi şeyde. Banksy. mesela. Ya da işte Bitcoin'in kurucusu muhtemelen asil olduğu düşünen abi. Ya da işte yani birçok alanda bu örnekler var. Tabii Bitcoin sanat değil ama ha hani demek istedim insanlar o büyük ismin, o frontmenleri ilgilenmiyor. Ne yaptıyla da ilgilenmiyor. Onlar gizemli mi? Onlar işte bir satış malzemesi veriyor mu sana ağızdan aza dolaşabilecek bir muhabbet veriyor mu ona bakıyorlar galiba. Evet yani ya da hala şey konuşuyor işte Da Vinci'nin şifreleri falan. Heh. Ya Bunlar daha böyle <laughs> bir şey. yani adam sanatında resiminde heykelinde bir şeyler anlatıyordu eskiden hikayeler vardı. Şimdi o da bitti biraz her şey çok görselleşmeye başladı falan sanat değişti ama eskisi gibi değil bence. Ya da şu an mesela bizim yaptığımız iş hani kendi biçimlerini bulmak. Mesela ben daha çok öyle görüyorum. Yani bizim bir şekilde hikaye anlatmamız ya da kendi biçimimizde çizimler yapmamız. Şu an iş yapabiliyorsak. Hani bir şekilde kendimiz gibi yapıyor olduğumuzdan bir şeyleri başarıyoruz ya da başarmaya çalışıyoruz. Eskiden daha şeymiş, ne diyeyim? Daha kapalıymış ya. Yani mesela işte Van Gogh iş yaparken şey gibi yapıyormuş. Hani herkes beğensin istiyor ve bunalıma giriyor ama kimse onu beğenmedi diye de şey yapmıyor. İşi bırakmıyor. Hep devam ediyor falan. Tabii. Ve aynı biçime devam ediyor. Aynı biçimsellikle devam ediyor. Kendini söylemeye devam ediyor. Günümüzde bir sanatçıya bakıyorsun. Bir gün işte bir konstrüksiyon yapıyor. Ertesi en, en, enstalasyon yapıyor. Ertes gün bütün o malzemeleri her şeyi Hı -hı. bırakmış. Bambaşka bir şey yapmış. Bambaşka bir konuya dayan, de, e, dayanmış. Çünkü o sırada popüler olan o. Hangi pozisi popülerse hemen ona geçiyor. Ya da bir kendi yaratıyor. Şimdi günümüzde mesela böyle çok değişiyor. Eskiden sanatçılar ne yapıyorsa hep onu yapıyormuş hayatları boyunca. Evet başka bir şey yok. Zaten öyle bir challenge'ı da yok adamın hayatında ya da Peki var mı başka <laughs> ekleyeceğim bir şey? Yani Last Dance için bu Last Dance kısmını ufaktan toparlayabiliriz istersen. Last <laughs> ne diyeyim müzikleri de çok güzel. <gülüyor> ha, <gülüyor> evet ya bu arada. <laughs> Doğru noktaya değindi. Ben ilk, ilk bölümlere çok dikkat etmiyordum da sonlara doğru bayağı koptu yani müzik konusunda çok çok iyi iş çıkarmışlar. Iyi, bir de bence bir belgesel için kurgu dersi var. Hatta belgesel için de bir film için de dizi için de diyebiliriz. Film değil de dizi için diyebiliriz. Kurgu dersi vermişler resmen. Yani çok iyi kurgusu. Bakar yani sen bir hem animatör olarak hem de hani bir... E, sinema alanında denemeler olan biri olarak ne diyorsun kurguya? yani e, gerçekten hiç izlemeyen biri ya bilmeyen biri için pardon iyi, iyi bir akışı var mı? Ben şey çok bak şuradan örnek vereyim. Aynısını çünkü tersini Türkiye'den de örnek vereceğim. Girişi yapıyor, sana bir merak unsuru veriyor ve çap diye seni yükseltip giriş işte opening title'ını gibiyor. Ve sen zaten yüksek başlıyorsun izlemeye. Bu hani kurgu becerisidir. İyi iyi bir seçimdir yani. Yoksa mesela Türkiye'de de işte Alefi izledim geçen hafta. Hı hı. Abi iki dakika iki buçuk dakikalık opening title mi olur dizinin ya? Yani ben sıkılıyordum çok artık Dizinin title. Hani beni yükseltmesi gerekiyor ya müziğiyle müziği çok iyi mesela Alefin. Ama yükseltmiyordu çünkü opening titledan önce verdiği sahne bazen iyi bazen kötü dengesiz orası. E sonra title gibi ben sıkılıyorum zaten. Sonra da çok duran bir başlangıç gibi. Hani bence last dance ya yani aynı şey değil tabi başka bir belgesel, bir dizi falan ama şeyi çok iyiydi. Ee, bu kurgu mantığı, nerede ne yapması gerektiği, ne kadar sürede yapması gerektiğini falan çok iyi kararlar vermişler. Biraz şey eleştirisi almış yani e, bilmeyen yani daha çok hakim olmayanlar basketbolun dışında olanlar için kurgu bir noktada bize kafamızı karıştırdı işte hani 98 başlıyor 80'lere gidiyor <laughs> Bir şey kadar yazmış şimdi bak hatta bir animasyon yapmışlar bak 98'den hop 92'ye geldik falan evet, diye evet. <laughs> animasyonlar vardı yani onu da anlamıyoruz artık. Aynen biraz orada eleştiri var ben bir tek şuna eleştirdim bence de çok iyiydi kurgu mükemmeldi ee, hiçbir kusur yok. 9'da onun da bir acele, aceleye gelmiş hissi vardı 9'un e, bağlaması. çok düşüktü ben Hı? final olmasından daha büyük bir şey bekledim daha bir gaz evet. kontrol bekliyordum. Onun sonunda çıkan klip var ya müzikle. Pearl Jam çalıyor galiba. Bir orası çok iyiydi. Onun dışında oraya geliş, Utah finali falan çok heyecansız geçti bence. Evet. Önceki maçta heyecanlı. Daha hikayeler anlatıyorlardı. Şey biraz kötü oldu. Şimdi orada şu hataya düşmüşler. 97 ve 98 üst üste Utah ya. Ve kurgu Hı. bir noktada birleşecekti. Hem geçmiş hem de şimdiki zaman. Şimdiki zamana geldiğinde bir sene öncesi ve şimdiki zaman çok birbirine girmiş. Kurguda orayı hmm. çözememişler. Bence 97 finalini birkaç bölüm önce bitirip arayı ya da başka bir şeyle doldursalarmış, o geçişi daha sumut yapsalarmış, o son bölüm heyecanını arttırabilirlermiş. Yani bütün oda oraya verebilirlermiş. Bütün final maçlarında kendine bir düşman yaratmış Jordan. Hmm. Ya da takım olarak yaratıyorlar karşılarına bir düşman. Abi Carmelo'nun nasıl taktım? Çok düzgün insanlar ya. Yani, <laughs> yani adama düşman edinemiyor adam. O Carmelo'nun evet. değil bu arada ya. <laughs> Bilemiyorum yani çok böyle şeyler çok düzgün tipler gibi geldi bana. Ve evet. orada öyle kar, özel hayatında bayağı puştun teki ya. Yani. Ha. <laughs> Aynen. Bilemiyorum. Olabilir. İ illegal seksten tut da gayrimeşru çocuğa kadar her şey var adamda. Ben daha düzgün adam diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sana düzgün demeyi. <laughs> ben o filmlerin eksikliğini gördüm. Yani karşısına düşman yaratamıyor. Orada şey yapabilirlerdi, kendi yaşını kendi düşmanı gibi gösterebilirlerdi biraz daha hikayeyi güçlendirmek için. Hani kendini evet. çok zorluyor ya, evet. fiziki olarak da. Onu da çok girmemişler, son dakika falan birazcık giriyor. Ya zaten işte orada <laughs> 10. bölümün belli ki aceleye gelmiş, onu zaten söylüyorlardı. Hani erken alınca yetişmedi, nasıl yapacağız, çok zor yetiştireceğiz falan evet. diye en, en başta söylemişlerdi. Yenide de güzel işte. Bence çok ilham verici bir çalışma. İlham verici çok önemli ya. Evet yani bu belgeseli zaten ben de... ...hep şu yüzden hani işte şimdi... ...canlı yayın takip edenler... ...bir yere gitmesin ama YouTube kısmına... ...bu Jordan, Last Dance ve... ilham gibi bir şeyle belki bunu atacağım. İlham vermesi gibi bir alt başlıkta. Bu kısmı ayrıca izliyor olacaksınız... ...YouTube'dan. Onu da böyle toparlayabiliriz. Hani senin gibi hayata farklı bakış açıları olan, sanatsal bakış açıları olan biri için bile bir motivasyon yaratmış olması çok da önemli bir şey bence. Ya herkesin aslında benzer hikayeleri var. İşte Detroit gibi bir takımla karşılaşıyorsun. Ha yani sen de karşılaşıyorsun. Sen de işte başka insanlarla karşılaşıyorsun, mücadele ediyorsun. Hı hı. Onlardan daha iyi olmak için uğraşıyorsun. Hani öyle iz düşümleri yakalarsan kendi hayatından daha tabii etkiliyor seni. Valla çok sağ ol ya. Senle Last Dance last konuşmak iyi oldu. De değişik oldu hatta. Baya güzel noktalara geldik. <gülüyor> <gülüyor> Süper güzel olduysa. Eyvallah, yine ben belki al... Zaten konuşasım vardı. Seninle konuşmak büyük şans benim için de. Çok güzel oldu. Eyvallah çok sağ ol. YouTube burayı izleyeceksiniz. Ee, bu programın devamı nerede derseniz de e, muhtemelen tamamını abone özel olarak kanalda bulabileceksiniz. Ama bu kısım herkese açık olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve biz burada... YouTube kısmını bitiriyoruz. Ama canlı yayına devam.